Sahne ayarlandı mı? Ayarladık. Ha, ne sahnesiymiş ki bu? Kostümler? Bugün geliyor. Dekorda birkaç ufak eksikler var ama o da hazır sayılır. Ya işte öyle bugün geliyor ufak tefek diyor ama o ufak tefek şeyler sahnede büyür biliyor musun? Banu var ya böyle pijama gibi düşün mesela şimdi. Pijamanın ağında ufak bir tane sökük olur. Dersin ki aman canım ne olacak ufacık sökük dersin. Ondan sonra aradan zaman geçer. O büyür 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 hiç farkına varmazsın. Bir gün misafir gelir öyle oturursun karşısına. Böyle bir de oturursun rahat rahat. Nasıl rezil olursun biliyor musun? Erkek oyuncuda problem yok değil mi? Hiçbir problem yok. Kimsesiz çocuklar yararına bir organizasyon olduğunu söyledik. O da seve seve kabul etti tabii. Yok. Menajerimle görüşün dedi. Biz de menajerini aradık. Durumdan bahsettik. Sağ olsun %10'luk indirim yaparak kabul etti. Ama çok güzel indirim yapmış ya. Vallahi keşke 20 tane de bana alsaydınız öyle %10'luk indirimli oyuncu. Çok iyiymiş. Bravo. Ellerinde kadın oyuncu da varmış. Onunla ilgili görüşebiliriz isterseniz dedi. Ama biz sizin oynayacağınızı düşünerekten gerek yok dedim. Yuu, sen mi oynayacaksın? Sen sahnede mi çıkıyorsun? Ne olur ben de geleyim mi izlemeye? Nerede oynayacaksınız acaba? Tamam. Tamam canım. Teşekkür ederim. Sen çıkabilirsin. İsmail Bey. Ne olur bana İsmail Bey deme. En sevmediğim, hiç alışamadığım, kendime hiç yakıştıramadığım bir sıfat tamlaması yani. Sanki İsmail Bey'i duyunca kulağıma başka biriymişim gibi geliyor kendim. Ha. İsmail abi. He hop. Ha. İsmail abi tamam ben dedim ki gel otur çalış burada. Onlara ha. Hiçbir şey demedim. Ama sen çalışmıyorsun. Hani çalışmadığın gibi beni de çalıştırmıyorsun. Arabalarla falan oynuyorsun. Ne yapayım sıkıldım. Gezdim şirkete gittim her yere baktım. Nerede acaba iş var, iş aksıyor, yardım edeyim, toparlayayım diye. Her yer o kadar güzel çalışıyor ki vallahi. Herkes tıkır tıkır işliyor şirket. Fişek kurşun gibi vallahi. Herkes böyle. Herkese iş var. İsmail'e gene iş yok. Tamam, bulacağız sana bir iş. Ne dedik? Borcumuza sadığız, borcumuzu öderiz dedik. Bizde para kaybolmaz dedik. Ha, benim niye aklıma gelmedi bu? Mecid, çakıl taşı mı koydun? Yok abi, un helvası koydum. Un helvası mı? Ya 30 bin Türk lirası var onun içinde be. Çok kibar oldu, teşekkür ederim. Yalnız borcunuz 32.400 lira. Küsuratı da artık çalışarak öderiz. Kimsenin parası bizde kalmamış. Çok memnun oldum. Görüşmek üzere, iyi çalışmalar. İsmail abi, he. Gözlüğü bir yere attım ama tam bilmiyorum nereye attığımı. Ha, gördüm, olursa. Gördüm orada. Şimdi arayıp falan rezillik olur iyice. Tamam, onu getireyim ha. İnşallah kırılmamıştır. Tamam, bu şekilde çıkıyorum ben o zaman. Hallederim. Dikkat, kapıya vuracağım. Kapı. Sağ ol, sağ ol. Hallere bak, hallere. Allah aşkına bak.